Tamam, bilirsin, sıkıntı yok. Sen abla gel, gel, gel. Müsaadeniz efendim. Pandemide çok şey öğrendik ama en önemlisi şuydu. Yaşamın devam edebilmesi için aslında sadece hava, su ve gıdaya ihtiyacımız var. Diğer zenginliklerimizin pandemi döneminde o kısıtlar içerisinde pek de bir işe yaramadığını aslında tecrübe ettik. Dolayısıyla yaşamın devam edebilmesi için gıda olmazsa olmazımız ve bunun da olmazsa olmazı tarımsal faaliyetler. Biz devlet olarak, ülke olarak aslında bunun tedbirlerini, çiftçinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi anlamında bu tür okulları Türkiye'mizin birçok yerinde yıllar öncesinde kurdular. Ve buradan mezun olan arkadaşlarımız, bugün de bir tanesi içimizde tarım il müdürümüz, birçok arkadaşımız Türk tarımının gelişmesi, Türk hayvancılığının gelişmesi için bu topluma, bu ülkeye hizmet etmeye gayret ediyorlar. Bizler de mülkamiller olarak, ben özellikle bir köylü çocuğu olarak tarımın öneminden, tarımın ehemmiyetinden asla vazgeçmedim. Bu konuyla ilgilenmekten de meslek hayatım boyunca asla vazgeçmedim. Çünkü şurada gördüğümüz buğdayın ülkemize yeterli şekilde üretilmediğinde bunun anlamının ne olduğunu çok iyi biliyorum buradaki herkes gibi. En temel gıda maddesi olarak kabul edilen buğdayın eğer kendimize yetecek kadar üretmediğimizde bulunduğumuz coğrafyada ne anlama geldiğini hepiniz takdir ediyorsunuz. Dolayısıyla bizim tarım yaparken, çiftçilik yaparken beklentimiz, isteğimiz şu. Her yerde ifade ediyorum. Daha önceki çalıştığım yerlerde de ifade ettim. Türk çiftçisi en iyisini, en kalitesini, en kalitelisini üretmek zorundadır. Dünya standardında, Avrupa standardında ürünler çıkartmak mecburiyetindeyiz. Çok şükür Malatya bu konuda iyi ama bulunduğumuz yerden de asla geriye düşmememiz lazım. Kayısının başkenti olan, hatta dünya kayısı ticaretini yöneten şehrimiz dünyaya o güzel lezzeti bu şehirden sunuyor ve en üst standartta sunuyor. Allah'ın izniyle de en üst standartta bütün kalite koşullarına uyarak üretmeye devam edeceğiz. Buğdayda da diğer ürünlerde de ne yapılması gerekiyorsa, dünyada konulan standartlar neyse Türk çiftçisi de bunu gerçekleştirecek. Buradan mezun olacak çocuklarımız bu kaliteyi yakalamak adına burada aldıkları eğitimi gerek çiftçilik yaparak gerekse çiftçilerimize teknik destek sunacak pozisyonlarda hayatlarını devam ettirecekler. Biz de bunları desteklemeye devam edeceğiz. 1965 yılında pamuk üretim çiftliği olarak kurulan bu tesis, daha sonra ziraat okulu olarak Tarım Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar hizmet sunmuştur şehrimize. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen bu okulumuz bünyesinde tarım hayvan yetiştiriciliği, tarım alanı, gıda teknolojisi, yiyecek ve içecek alanları bakımından hizmet vermektedir. 275 öğrencimiz burada eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olup okulumuzun alanı toplam 350 dekardan oluşmaktadır. Bu yıl okulumuzda buğday üretimi, yem bitkileri üretimi, rulo çim üretimi, yemek üretimi, ekmek üretimi ve yumurtacı tavuk üretimi hizmetleri verilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de bu hizmetler
büyütülerek verilecektir. 200 dekar alana ekimini sene başında yapmış olduğumuz buğday yaklaşık 100 tonun üzerinde bir hasat elde etmeyi hedeflemekteyiz. Evet, güzelmiş. Çok fazla çim yeri olduğu için biraz hayır kalmıyor. Dolayısıyla bizler evet geçmişte atalarımızdan, büyüklerimizden gördüğümüz bir eğitim metotları var. Onlarla çiftçilerimizle beraber üretim yapıyoruz. İnsanlarımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Ama artık zaman değişti. Artık bizim birim alandan daha fazla verim alma zamanımız geldi. Birim alandan, birim hayvandan daha fazla verim, daha fazla katkı almamız gerekiyor. Bu bağlamda buradaki Ziraat Meslek Lisesi okulumuzun çok önemli bir rol oynadığını, bundan sonraki süreçte hem insanlarımıza katkı olsun hem de buradan yetişen arkadaşlarımızın bu sahadaki uygulamalarıyla beraber çok fazla bir şekilde bilgi donanımına sahip olarak çiftçilerimizin karşısına çıkacak, bizim birer mesai arkadaşımız olarak çiftçilerimizin karşısına çıkıp ve insanlarımıza inşallah bundan sonraki süreçte çok daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz. Buralardan üretim, Elazığ'dan gönderilen ekmekler için çok sayıda insanın duasını dinledim ben.